Diyet.com.tr'den herkese yeniden merhabalar. Diyet ve beslenme uzmanı Pınar Demirkaya ile birlikteyiz. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biraz glutenden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda çok sık duyuyoruz. Gluten, glutensiz beslenme. İstersen bir başlayalım. Gluten nedir? Glutensiz beslenme nedir? Ne işe yarar? Son yıllarda senin de dediğin gibi insanların en çok dikkatini çeken beslenme terimlerinden ve tanımlarından bir tanesi gluten. Gluten aslında bir protein. Tahıllarda bulunan proteini aslında verdiğimiz için isim. Hani proteinler bizim için çok güzeldi, hep iyiydi cevabını aslında tanımını biraz çürüten bir deyim. Gluten ne yazık ki birçok insanda şişkinliğe, kilo alımına ya da birçok bağırsak aktivitesinin yerine getirilememesi gibi problemlere sebebiyet veriyor. Ve biz normal şartlardan eskisine göre daha fazla glutene birçok şeyin içerisinde maruz kaldığımız için de vücudumuz bu gluten istilası altında ne yazık ki bize olumsuz tepkiler verebiliyor. Bunlar bir hastalık olabiliyor, bunlar kilo alma olabiliyor ya da bunlar farklı şekilde kendini ortaya koyabiliyor. Bu yüzden olabildiği kadar son dönemlerde gluten tüketimimizi azaltmaya çalışıyoruz. Azaltmaya çalışıyoruz derken şu çok önemli bir konu Beste. Bu kadar tüketmediğimiz için azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi birçok aldığımız kimyasal üründe bile glutenle karşı karşıya kalıyoruz. Yani sadece ağızdan almıyoruz. Birçok maddeyle birlikte kullandığımız malzemelerde bile gluten olduğu için çok fazla hayatımızda var. Bu yüzden son dönemlerde popüler oldu. Bir de insanlar şunu keşfettiler. Gluteni keserseniz kilo verirsiniz. Gluteni keserseniz inersiniz. Bunlar çok doğru fark edişler bu arada. Bu yüzden de aslında glutensiz sektörü diye bir sektör gelişti. Ve biz gluteni biraz daha hayatımızdan çıkarmaya çalıştık. Şimdi sen de söyledin, proteinde var gluten. Evet. Peki günlük yaşantımızda çok sık tükettiğimiz hangi gıdalar için örnek verebiliriz buna? Mesela yumurtayla ilgili çok soru gelmişti. Değil. Yumurtada bunu şöyle algılayabiliriz. Gluten tahıllarda bulunan protein. Yani hayvansal gıdalarda doğrudan gluten bulunmuyor. Yani doğrudan bir yumurtada gluten var diyemeyiz. İşte ette gluten var diyemeyiz. Elbette ki bulaş ya da farklı şekillerde buna dahil olabilir. Asla yok demek doğru değil ama bu tarz ürünler aslında gluten barındırmazlar. Gluten barındıran ürünler tahıl ürünleridir. Nedir bunlar? İşte arpa gibi, buğday gibi, çavdar gibi. Aslında bizim günlük hayatımızda ekmek gruplarında undan yapılan her şeyde gluten var. Zaten hani şöyle bir şey çıktı biliyorsun, glutensiz un, işte gluteni evet. Alınmış un. O yüzden unlu gıdalar gluten denilince aslında akıllara gelebilir. Peki şunu da soracağım Pınar, gluten hassasiyeti olan biri bunu nasıl anlayabilir? Şöyle olabilir, eğer glutenli bu söylediğim ürünü ekmek yedi mesela, en basit yoldan gidelim ve karnında bir şişlik hissediyor. Ve bu sürekli olarak başına geliyor. Ya da işte bağırsak faaliyetlerinde bir problem oluyor. İşte bu konstipasyon da olabilir, diyare de olabilir. Ya da sürekli olarak tuvalete çıkmakta zorluk yaşamaya başlıyor. Ekmek yedikten ya da gluten içeren işte makarna yedikten sonra mesela. Bu gluten hassasiyetinin aslında bize yaktığı ışıklardan bir tanesidir. Bu gibi durumlar varsa işte çok fazla glutene maruz kalıyor olabilirsiniz. Onu biraz azaltmak da vücudumuza yapacağınız doğru davranışlardan bir tanesi olabilir. Yani agresif olarak şunu söyleyemiyoruz. İşte şu olur, şöyle bir semptom gelişir, bu varsa kesinlikle gluten işte alerjisi vardır gibi bir şey söyleyemiyoruz ama bu söylediğim bağırsak aktivitelerindeki problemlerin ortaya çıkıyor olması bizim için yeterli bir tanı olarak anlatılabilir. Dolayısıyla demin aslında söylediğin gibi glutensiz beslenen biri aslında doğal olarak da kilo verir. Yani bir diyet yapmasına ekstra olarak gerek kalmış olmuyor o zaman. Aslında olmuyor ama şöyle de bakmak gerekiyor buraya. Birçok insan var mesela glutensiz diyet yaptığını sanıyor Beste. Ama birçok insan glutensiz diyet yaptığını sanıyor. Bu sanma kısmına şöyle birazcık değinmek istiyorum. Gluten sadece bizim tanımımızda evet ekmek ürünlerinde var gibi görünüyor ama günümüze baktığımızda gluten taklidi çileri diye bir şey çalışıyor artık bilim. Ve birçok besin maddesinin aslında gluteni taklit edebildiğini de görebiliyoruz biz. Mesela glutensiz diye aldığımız bir üründe işte mısır, darı içeriği çok yüksekse bazı vücutlarda bunu gluten olarak algılayabiliyor. Çünkü izleyicilerimiz arasında şu olabilir. Hayır ben gluteni kestim ama kilo veremedim diyebilir. O zaman şuna bakmak gerekiyor. Gluten taklitçilerini de kesmek gerekiyor. Bunları kestikten sonra zaten kilo vermemek gibi bir durum söz konusu olmaz ama bunu şöyle diyemiyorum. İşte mısırda var, işte yulafta var, pirinçte var, kahve taklit edebiliyor. Süt ürünleri çok iyi taklitçiler taklit edebiliyor. Ama her kişi de bireysel olarak taklit yeteneği farklı gelişebiliyor. Ama bu konuya eğilip bakarlarsa, gluten artı taklitçilerini keserlerse, gluteni kestiklerinde kilo veremiyorlarsa kesinlikle kilo vermelerine yardımcı olur bu durum. Bir de Pınar, şimdi belli bir yaştan sonra menopoza giren kadınlar var.
Bu kadınlar için, menopoza giren kadınlar için gluten hassasiyeti ne derece önemli? Biraz ondan da bahsedebilir miyiz? Menopoz aslında kadınların daha böyle şiştiği bir dönemdir ya, işte ateş basmaları, şişmeler, işte ödem durumunun çok yoğun olduğu bir dönemdir. Şimdi gluten zaten yapısı gereği bize ödem yapabilme yeteneğine sahip olduğu için bu dönemde mutlaka ve mutlaka azaltılmalı. Bir de menopozda şunu kabul etmek gerekiyor. Menopoza böyle korkulu rüya gibi bakmak değil. Aslında vücuduna iyi bakmadın, bakman gereken yerler var deyip bize tamir ettirdiği dönem, eğer bir problem çıkıyorsa bir süreç olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Burada da yapılması gereken şey, hep aralıklı oruca gidiyor ya konu. Artık beden eskisi kadar performans sergilemediği için, işte bazal metabolizma hızı belki eskisi kadar yüksek olmadığı için aralıklı oruca geçilebilir. Akşam yemekleri daha hafif atlatılabilir. Ekmek grubu tüketilecekse tüketmeyin demiyoruz. Yani bu Türk kültüründe ekmeği almak çok kolay değil, biliyorsun, takdir edersin ki çok seviyoruz. Çünkü ekmek olmadan doğmayan insanlarız biz bir noktada. Ama en azından akşam yemeklerinden almak bile özellikle menopoz süresindeki kadınlar için yapılacak çok doğru hareketlerden olur. Peki akşam yemeğini en geç kaçta yemek daha doğru Pınar? Ya bunu Öyle bir şöyle saat aslında, sonu evet, mu? bunun bir standardı var ama ben bu standarda çok fazla kişisel görüşüm olarak katılmıyorum. Çünkü hiçbirimizin böyle çok kolay hayatları yok. Özellikle metropolde yaşıyorsanız biz işte 6'da işten çıkıp eve gitmemiz 7 oluyor. Yemek hazırladık 7.30 8. Böyle birisine sen akşam yemeğini 5'te keseceksin demek, tamamen empati yeteneğini kaybetmiş olmak demek oluyor. Elbette ki 5'ten 6'dan sonra bir şey yememek çok güzel bir davranış olur ama hayat standardımız buna izin vermediği için şunu yapabiliriz. 8'de mi yedik o yemeği? 16 saat sermeye çalışabiliriz. Yani kahvaltı öğününü atlayıp direkt olarak daha geç başlamak bile bizim için burada doğru bir hareket olur. Yani evet, akşam yemek yemek çok doğru davranış değil ama dediğim gibi bizim böyle hayatlarımız yok. Yani işte anneler, çalışan anneler, işte evde olan, çok fazla çocuğu olan anneler bunu ayarlamakta çok zorluk çekebiliyorlar. Ya da atıyorum eşi işten geç geliyor ve eşini görebildiği tek şey akşam yemeği. Akşam yemeğini 5'te yedikten sonra işte eşi 8'de yiyorsa, o işte aile kültürüne de birazcık ters düşen bir durum olduğu için en azından geç yeniyorsa 16 saat sayılıp ona göre bir yöntem belirlenebilir diye düşünüyorum. Burada ılımlıyım. Bu konuda çok ılımlıyım. Peki Pınar, glüten kadar bir diğer duyduğumuz son zamanlarda terim de vegan beslenme. Evet. Vegan beslenme nedir tam olarak? Hangi besinler vegana girer? Neler söylersin vegan için? Veganlık aslında bir beslenme modelinden daha çok beste bir ideoloji. Yani vegan dediğimizde hiçbir hayvansal gıdayı tüketmeyen ama aynı zamanda hayatına da dahil etmeyen felsefeye sahip insanlar gözümüzün önüne gelmeli. Yani bu ne demek? Vegansanız herhangi bir hayvansal hiçbir gıda yemezsiniz. İşte peynir de yemezsiniz, yoğurt da yemezsiniz, süt de içmezsiniz, et zaten yemezsiniz, yumurta da yemezsiniz. Yani hayvanlardan elde edilen hiçbir besin beslenme modelinizde olmaz. Tamamen topraktan gelen besinler aslında beslenme modelinizde olur. Bu beslenme kısmı. Bir de veganlığın diğer tarafı var. İşte deri ürünler kullanılmaz ya da işte hayvanlar üzerinde test edilen hiçbir temizlik maddesi bile kullanılmaz. Yani veganlık aslında hayatımızda hayvansal hiçbir faaliyetin olmadığı bir ideoloji ya da bir felsefe olarak adlandırılabilir. Beslenme kısmına baktığımızda da hayvansal hiçbir gıdayı tüketmemek olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla gene vegan beslenen bir kişi de aslında yine kilo vermiş oluyor mu? Burada şuna bakmak gerekiyor. Eğer bağırsakları yeteri kadar sağlıklı değilse ve glutenle ilgili problem yaşıyorsa hayır, kilo vermiş oluyor diyemeyiz. Bir de burada işte lektin konusu, ki ben bununla ilgili sayfalarca kitap yazmış, yakında çıkacak birisi olarak çok rahat konuşabilirim diye düşünüyorum. Burada bir de lektinle ilgili problem yaşarlarsa, lektinde glutenin ait olduğu asıl grup, o zaman kilo vermek, işte vegan mutlaka kilo verdi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü burada bağırsak sağlığı da devreye giriyor. Çünkü benim çok fazla baktığım vegan danışanım da var. Ama ne yazık ki onlardan işte tahıllardan gelen protein, işte gluteni ve bazen lektini kesmek durumunda kalabiliyorum. Bu yüzden de şey diyemiyoruz, yani hani vegan beslenirseniz mutlaka kilo verirsiniz demek çok iddialı bir söz olur. Çok da doğru olmaz. Son olarak şunu da sormak istiyorum Pınar. Şimdi bağırsak sorunu, bağırsak sisteminin zor çalıştığı insanlar var. Bu zorluğu çeken, az evvel yine konuştuk. Onları ne önerirsin? Ya az çok biliyoruz hani neler tüketilmesi gerekiyor ama tekrar buradan bir izleyicilerimiz için hatırlatalım. Çünkü çok fazla bu sorunu yaşayan insan var. Ya buradaki en önemli şey şu: eğer siz bağırsak faaliyetlerinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız vücudunuz size şunu söylüyordur. Bağırsaklarını lütfen temizle, mikrobiyotanı koru, yoksa ben sana bu
konuyla ilgili otoimmün bir rahatsızlık çıkartabilirim. Bak bu da ilk evresi. Bu çok önemli. Burada mesajı almak çok önemli. Çünkü ilk olarak bağırsakta başlayan tüm rahatsızlıkların sonra işte tiroid gibi, şeker gibi birçok yere vardığını görebiliyoruz biz. Burada kişiye özel şu geliştirilebilir. Bağırsaktaki toksik maddelerin alınması. Bağırsaktan toksik maddeler nasıl alınır? Biz her mevsim her şeyi yiyoruz artık beste. Ne yazık ki bizim bağırsaklarımızın ve mikrobiyotamızın kapasitesi her gün, işte her mevsim her şeyi yiyebilecek kadar gelişmiş değil. Bu yüzden mevsiminde beslenme bağırsak sağlığı için yapılabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Bir de bağırsak sağlığı ile ilgili bir problem varsa işte lektin grubu, biraz önce bahsettiğim besinlerin de hayattan biraz daha çıkartılması ya da az tüketilmesi de bizim için önemli. Lektin dediğimde işte bütün tahıl grupları gözümüzün önüne geliyor. İşte salatalık geliyor. Mesela ben hep bu yüzden şey diyorum. Salatalıkla detoks olmaz. Kabakla detoks olmaz. Çünkü senin vücudunda toksik etki yaratabilir ve sen bu ürünleri çok fazla alıyorsan bağırsak faaliyetlerinde sıkıntı olabilir. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani bağırsak faaliyetlerinin en önemli noktası mevsiminde beslenme. Bir de ben şuna çok katılmıyorum. Mutlaka işte nohut yemeliyiz, mutlaka kuru baklagiller yemeliyiz tanımını kişisel olarak çok doğru bulmuyorum. Ve birçok danışanımın da aslında beslenmesinden çıkartıp bağırsak florasını iyileştirebildiğimi görüyorum. Ne yazık ki bu tarz besinlerin çok sık tüketimi de bağırsak florası ile ilgili ciddi problemler ya da bağırsak aktiviteleriyle ilgili ciddi problemler yaratabiliyor. Çünkü bu besinleri de yiyebilmek için çok fazla zaman harcıyoruz. İşte suda bekletiyoruz, haşlıyoruz, yani elimizi alıp pat diye ağzımıza atamıyoruz. Ve bağırsaklarımız ne yazık ki onları tam olarak sindirebilecek kadar bence evrimleşmedi. Belki 10 yıl sonra bambaşka bir şey konuşuyoruz ama şu an durum böyle. O yüzden biraz daha kuru baklagillerden, işte süt ürünlerinden arındırılmış bir beslenme programı bile bağırsaklarımız için yapabileceğimiz çok doğru bir davranış olur. Pınar, çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda yeniden görüşelim istiyorum. Çünkü sürprizler de var, duydum. Onları şimdi söylemeyeceğim buradan ama yeniden bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere. Evet, yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.